Bu soruya tek bir kitapla cevap vermem çok zor. Yani beni en çok etkileyen kitap okuma sürecine geçtiğimdeki dönem olarak, sonraki dönem olarak ve sonraki dönem olarak cevap vermek zorundayım. Yani benim okumak ve zihin olarak etkilenmek açısından baktığım ilk kitap 16 yaşında Arapçasından okuduğum Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin Mâzâ Hasırel Âlem Bin Kıtâtil Müslimîn isimli kitabıdır. 16'yı bitirmiş, 17'ye girmiştim. Yeni yeni Arapça öğreniyordum. Herhalde kitabın bereketi Nedvi'nin mübarek kalemi sebebiyle olsa o kitabı okudum. Hala paragrafları, başlıkları, oradan çıkardığım kelimeler aklımda. Yani 1977 yılından bahsediyorum. Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti. Sonra Hasan el-Benna'nın Risaleleri benim için böyle deyim yerindeyse yaz günü içilen bir ayran gibi oldu. Onlardan çok fazla etkilendim. Onlar beni Seyyid Kutub'a taşıdı. Fizilel Kur'an'ı önce Türkçesinden belki işte yani onda biri kadarını okudum zannediyorum. Daha sonra ciddi bir şekilde Arapçasına meylettim. Ama baktım ki Arapça başka bir alemmiş. Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin Arapçasına da benzemiyor. Ondan çok etkilendim. Daha sonra yani bilhassa usulü fıkıh bölümünde okurken Şatıbi'nin muvafakatı bende bir zihin genişlemesi oluşturdu. Muvafakat bir nevi benim yani onu okumasaydım bugünkü heyecanım olmazdı. Bugünkü hoca kimliğim zannediyorum bu kadar yelpazesi geniş olmazdı diye bileceğim bir kitap. Fakat burada tabii bir sıkıntı var. Türkçe kitap ismi veremeyeceğim sana Hakan'cığım maalesef. Yani Türkçe ciddi bir kitap okuyamıyorum. Arapça öğrendiğimden beri Allah-u Teala'nın Arapçayı bana nimet olarak verdiğinden beri yani asgari 20 yaşından beri Türkçe kitap kütüphanemde oluyor. Ciddi kitapları alıyorum da ve baktığımda oluyor 10 sayfa, 15 sayfa. Da o 15 sayfa kitabı okudum diye yani kitap okuyorum sözü yerine oturmuyor. Yani başka Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitap ismi de zikretmemem lazım herhalde.